Videoya gülerek başlayacaktım ancak böyle girsem daha mantıklı olacaktır. Ne kadar da takma deseniz bugün bilmeniz gereken bazı şeylerden konuşacağız. Bazı izleyicilerimin anlamadığı 3 konu. 1. Bize ilgi vermiyorsun. 2. Madem takipçilerin çok üzülsün neden sıkı sıkı video atmıyorsun? 3. Videoların neden kaliteli değil? İşte neden bunun için ekipmanlık vesaire için almıyorsun? Ve bana yazılan 3 kötü yorumdan konuşacağız. Unutmayın eğer videoya 100 like veya 450 izlemeye geçerse hemen yeni video gelecektir. Ve eğer kanalımızda yeniyseniz ve içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza da abone olup like atabilirsiniz. Biz hemen videomuza geçiyoruz. Çoğunlukla videolarıma gülerek başlasam veya mutlu olarak görünsem de normal hayatta üzüntü içindeyim. Hep mutlu olduğumu düşünüp insanlar beni duygusuz zannediyor. Belki hep videolarda mutlu olarak göründüğüm için benim kalbimi kırmaya çalışıyor. Ben birçok insandan daha çok duygusalım. Bazı şeylere kırılıyorum. Ve şunu belirtmek istiyorum ki benim de bazen beğenmediğim kanallar oluyor. Sevmediğim için de takip etmiyorum. Bir yerde görsem ya da karşıma çıksa ona dislike atmıyorum. Ya yüzüne olarak onu kötülemiyorum, ona sövmüyorum. Yaptığım sadece şeyi videodan çıkıp izlemiyorum. Şimdi ona dislike atsam ya da ona sövsem, ne kadar da popüler olsa veya popüler olmasa, sonuçta onun da duyguları var. O da belki üzülüyor bunları görünce. Üzülmese bile benim gibi küçük kanallar, sonuçta benim de küçük bir kitlem var ve beni destekleyen 100 kadar kişi var. Ve ben üzülüyorum çünkü yaptığım bir şey yok. Belki bunu ilk gösterim olarak görüyorsunuz. Video henüz yeni başladı. Video hemen başlamışken hemen dislike atıyorsunuz. Yani beğenmediğinizden değil aslında, nefret ettiğinizden dolayı. Elinizde ne geçti? Oh, bugün de birinin kalbini kırdık mı diyorsunuz? Anlamıyorum ama. Neyse. YouTube kanalına bakıyorum. Abonesi çok olsun az olsun fark etmez. Benim size değer verdiğim kadar kimse takipçisine değer vermiyor. İşte yorumlarına cevap vermiyor. Hatta kalp bile atmıyor. Ben ise bütün takipçilere verebildiğim kadar ilgi vermeye çalışıyorum. Yorumlarına cevap veriyorum, kalp atıyorum, düşüncelerine saygı duyuyorum. Hatta kötü yorum bile yapılsa yine alttan alıp evet abi siz haklısınız abi deyip geçiyorum. Bazen de ise nazikçe bak burası biraz sanki yanlış oldu diye anlatıyorum. Ne kadar da o konuda haklı olsam bile yine alttan alıyorum. Şunu söylemek istiyorum. Ben size değer verdiğim kadar arkadaşlarıma değer vermiyorum. Tabii ki kankam ve bir kişi hariç. Ve bazı insanlar verdiğim bu ilgiden daha çok ilgi istiyorlar. Veremeyince de kırılıyorlar. Abicim ben de bir insanım. Benim de işlerim var. Hatta normal insandan daha çok işim var. Onlara ayrımcılık yapıp da sana çok ilgi verirsem, diğer takipçilerini vermezsem onlara da haksızlık olmuş olacak. Belki sevgilim de var yani şimdi. Ondan dolayı bu durumu anlayışlı bir şekilde karşılamanızı ve kırılmamanızı isterim. Beni de üzüyorsunuz yani şimdi. Madem video atmadın da özlüyorsun, o zaman sıkı sıkı video at. Evet, bunu bir takipçi olarak söylemeniz çok kolay. Ancak gelin şimdi benim bir daha gözümle bakalım. Burada bir kişinin sadece hoşuna gitmesi için video atmıyorsunuz. Burada 500-600 kişinin videoyu izlemesi için yapıyorsunuz. Ve onların hoşuna gitmesi lazım. Onlara bu videoyu izletmeniz lazım. Küçük fotoğrafın dikkat çekici olması lazım. Videoda sıkılmamaları lazım. O videoyu buluna kadar, o içeriği buluna kadar, sonradan senaryosunu yazana kadar, sonradan çekimini, editlemeni, fotoğrafın düzenlemesine kadar tabii ki bayağı vakit geçiyor ve tabii ki sen bunu bir kişi olarak yapıyorsun. Ve en önemlisi bu videoyu çekimine psikolojik olarak hazırlaman lazım. Misal Dani dediğime göre mutsuzsun ama videoda mutlu olman lazım ve insanlara izletmen lazım. Ve bunlar olana kadar tabii ki günler geçiyor. Misal 2-3 gün, 4 gün geçiyor. Ve size geliyor bu videolar. Ne demeye çalıştığımı muhtemelen anlamışsınızdır yani. Bunlar hepsi böyle kolay bir şekilde su gibi gelmiyor. Neden kaliteli değil, neden kamera almıyorsun, neden ekipmanlık almıyorsun diye bir sorun var. Bunu başardıktan sonra aslında söylemek istiyordum. Hep neyse söylemeyeyim diyordum. İnsanlar kendini acıttırıyor falan der diye hiç söylemiyordum. Ancak kısa olarak söyleyip hemen kapatacağım bu konuyu. Belki ileride anlatırım diye düşünüyorum. Ben bir iş yerinde çalışıyorum. Yabancı olduğum için oradan az bir miktar para geliyor ve onu bir alışveriş veya bir burcubur için hiçbir şekilde kullanmıyorum. Sadece bilgisayar veya kamera almak için biriktiriyorum o parayı. Tabii ki ne kadar da biriktiremesem. Zaten o miktar para bende olsaydı ben bir saniye bile beklemeyip o kamerayı da bilgisayarı da her şeyi alacaktım.
Ancak şimdilik böyle. Bir gün gelecek, her şeyi tamamlayacağız o ekipmanlık olarak. Çalıştığım yüzünden zaten eve saat 8'de yorgun geliyorum. Senaryo yazıyorum. Senaryo saat 12'ye kadar, 1'e kadar, bazen 2'ye kadar sürüyor. Sonradan bir dahaki güne kalıyor. Bir dahaki gün çekim. Eğer gücüm varsa videoyu o zaman editliyorum, paylaşıyorum. Eğer gücüm yoksa yine bir dahaki güne kalıp bu şekilde video size sunuyor. Rahat olarak yapmıyorum. Genellikle hep gece yapılıyor bu içerikler. Gece saat 10-11'de uykulu bazen. Bu şekilde şimdilik anlatmış oldum bizim nasıl bunları yaptığımızı. Aslında hiç takmayacaktım. Sonradan dedim ulan video biraz komiklik olsun. Bu yorumları da bakalım. Bunlar neden ünlü oldular videosuna şöyle bir yorum geldi. Neymişim? Özentiymişim. Taklitçi. Evet, yaşım belki küçük olabilir. Burak Güngör'e benzetmiş olabilirsin. Ancak Burak Güngör de eğlenceli kanalı değil ki. Tamam, oradaki video bir ünlülerden bahsetmiştir. Ancak Burak Güngör bir kişiden bahsedip bizim bilmediğimiz tarafları anlatıyor. Ünlüğün gizemli şeyleri vesaire şeyler anlatıyor. Ben ise görünen tarafları, neden sevildiğini, nasıl popüler olduğunu ve neden popüler olduğunu diye anlatmıştım. Oradaki bilgiler, yani araştırmayı istese herkes bulur. Ve koçum, bana taklitçi diyorsun da senin o bütün sevdiğin YouTuber'lar herkes birbirinden bir şeyler alıyor. Hatta bazen ben de bir şeyler alıp kendi stilimle yapıyorum. Çok da güzel oluyor. Şimdi gelin bakalım senin kanalını inceleyelim. Bakalım taklitçi miymişsin yoksa taklitlerin yok mu? Ben hiç kimseden nefret etmem. Eğer bir kanalı sevmiyorsam sadece izleyemem. O kanala ön yargılı yaklaşmam veya dislike veya kötü yorum bırakmam. Ancak taklitçiymiş. Ben taklitçiysem bakalım sende taklitçilik var mı? Camdaki kız. Acaba o camda ne yapıyor? Birini mi kestiriyor? Hayır ya. Aa, bu bana bir şey attı. Lan bu dizinin ismi değil miydi ya? Taklitçi. Allah Allah. Yok ya, bence bu İlk almıştır, sonradan dizinin yöneticileri ondan taklit edip ondan çalmıştır. Hayır ama camdaki kızın oyuncusunun fotoğrafı var. Değişik. Gelin şimdi videolara bakalım. İlk videosu Emre Solmaz'la buluştum. Bu bana bir şey hatırlatıyor ama birazdan söyleyeceğim. Diğer iki videosu ise Emre Solmaz'ın numarasını veriyoruz. 1 saat 16 dakika 28 saniye yapılmış. Yani ben burada insanları eğlendirip taklitçi oluyorsam, senin o çok sevdiğin Cemre Solmaz ablan atsız olduğunu bile bile yapman da bilmiyorum. Şahitsiniz. Telefonum uçak modunda duruyor bakın. Telefonumu kullanamıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi telefon numaram dağıldı. Ne Instagram'a girebiliyorum, ne TikTok'a girebiliyorum, ne WhatsApp'a girebiliyorum. Hiçbir şey yapamıyorum telefonumla. Anlamadım ama neyse. Her iki videosuysa aynı. Yani kim burada taklitçi olduğunu tam olarak bilmiyorum. Çünkü bakın ilk videosu kız. Sonradan iki videosu ise erkek. Ve o erkek aslında gerçek çocuk. O kanalı yürüten çocuk. Cemre Solmaz'la buluştum. O kızın ismi Pilayda Apaydın. 10 bin takipçisi kadar bir şey var. Sen bunu tam olarak bu videosunu çalıp kendi kanalına yüklemişsin. Bu aslında taklitçilik değil, hırsızlık denilir buna. Sonradan diğer iki videosu. Bunu da mı özenmiyorsun kimseden? Taklit etmiyorsun. Gelin başka sana bir kanal göstereyim ve taklitçi olmadığını da kanıtlayalım. Merhaba arkadaşlar. Haydi arkadaşlar, haydi hoş geldiniz. Gelenler arkadaşlar abone olsun. Like atmayı unutmayınlar. Evet, bu da başka kanal. Abone olup like atan kardeşim artık kutunun açılmasına neden oluyor. Sadece bir aboneye ihtiyacımız arkadaşlar. Son bir atıysan kutu artık açılıyor kardeşim. Gördüğünüz üzere burada da aynı şekilde sen de videoda. Evet arkadaşlar son 90 abone. Evet arkadaşlar son 90 abone. Kanala abone olun. Abone olun. Abone olun diyorsun. Ve tam olarak 1.37 saniye bunu koyuyorsun. Sonradan videoyu baştan alıp tam olarak 1 saat 16 dakika bunu tekrar ediyorsun. Kim taklitçi değil? Şöyle, 2 ay önce bir kanal gördüm. Benden en az 7-8 yaş küçük. Yine saygılı oldum. Benim kafamda şu yok. Küçük demek ki linç yiyelim, dislike atalım, ondan sonra yorum atalım diye bir şey yok. Hatta ben kanalına abone olup like bile atmıştım. Yorum, güzel bir yorum da işte başarının devamını dilerim vesaire söylemiştim. İşte neden iyi bir insanım, neden? Yani bu kombiyi görmüyor musunuz? Yaklaşık 9 yaşında. Lan benim senin yaşımda kardeşim var. Bana ergen diyorsun. Doğrudur, sen henüz ergen değilsindir de. Yani benden nefret ediyorsan
bende bebeksel hareketler görüyorsan, ki ben insanlar mutlu olsun diye yapıyorum bu hareketleri, çok da bebeksel değil. Abonelikten çıkabilirsin yani, illaki linçlemen veya naber lan veletler falan demene gerek yok, işte canlı yayın ne zaman veletler demene gerek yok. Hiç sevmiyorsan abonelikten çık. İnsanın illaki kalbini mi kıracaksın yani, anlamadım, sen bu dünyaya birinin kalbini kırmak için mi yaratıldın? Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Ulan durup dururken bir insan niye bela okusun? Ulan bu insanlar sana ne yaptı? Ben sana ne yaptım? Yani birini mi öldürdüm? Bize niye bela okuyorsun? Belayı duyan Allah, lan senden daha çok abonesi diye ben şimdi bunlara bela mı vereyim diyecek yani, anlamadığım şey. Dururken beddua durup dururken niye insanlar okuyorsun? Bana niye beddua okuyorsun? Bir gün kötü biri olsam, ulan muhtemelen bu insanlar yüzünden kötü olacağım. Ünlü olmaya çalışmam tırnağa kadar olamaz. Olmayayım. Zaten olmak istemiyordum. Bunları tırnağa kadar olamam. Lan zaten burada neyden bahsediyorum ben? Zaten onlar gibi ünlü olmak isteseydim onlara orada anlatmazdım. Videonun sonuna gelmiş olduk. Umarım videoda eğlenmişsinizdir. Bunlara rağmen siz varsınız. Bol bol yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.